Herkese merhaba sevgili satranç severler. GM Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dünya şampiyonu Dingliren ile oyunlarımı analiz ettiğim serinin ikinci oyununa hepiniz hoş geldiniz. Bu oyun 2002 yılında Yunanistan'daki dünya şampiyonasında oynandı ve çok kritik bir tur. 10. turda oynadık Dingliren'le. 9'da 7 ile girmiştim 10. tura ve bunu kazansaydım neredeyse hani artık derece alacaktım Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda. Dilerseniz yavaştan oyuna geçelim. Bu sefer E4 oynamışım. Dingliren Nepomniçek'e de oynadığı bir hamleyi bana oynuyor. Ve E6 Fransa savunması çocukluğunda çok kullandığı silahlardan bir tanesiydi Ding'in. D4, D5. At C3 oynamışım. At F6. Burada fil G5 ve E5 gibi hamleler var. Ama o zamanlar tabii ki teorik bilgim az olduğu için bunu hazırlamıştık. Öyle hatırlıyorum. E alır D5. E'de 5. Fil D3. C6. At E2. Fil E7. Fil G5. Şimdi standart aslında böyle hani simetrik bir piyon yapısı oynuyoruz ama benim atım C3'te, rakibin piyonu C6'da. Böyle bir farklılık var. Buradaki benim zaten amacım, oyunu da göreceksiniz, vezir D2, uzun rok, F3, G4, H4 ile hücum yapmaktı. Nitekim oyunda öyle oldu zaten. Kısa rok atıyor. Vezir D2 geliyorum. At D7 ve uzun rok. Beyazların planı basit. F3, G4, H4. Siyahlarsa bu kanattan bana hücum yapacak. Ters kanatta roklar atılmış durumda. Piyon fırtınasına başlayacak her iki tarafta. Ve hızlı olan, açık dikey elde etmeyi başaran taraf rakip şaha daha hızlı ulaşacak ve oyunu kazanacak diyebiliriz. Kale E8, F3. Burada aslında B5 oynaması daha iyiymiş. Bu atı F8'e dönmeyi tercih etti Dingliren ama B5, daha sonra belki A5, ileride atı burada kullanma fikri daha iyi olabilirmiş. Ama Ding at F8 oynuyor. H4, hücuma başlıyorum. O da aynı şekilde diğer kanattan başlıyor. Buradaki at G3 hamlem birazcık yavaş olabilir. Belki piyonları sürmek daha doğruydu. Çünkü kendi piyonumu birazcık engellemişim. Yani böyle durumlarda piyonlarla hücum yapmak, aletlerle yapmaktan daha etkili. A5, at F5. Yine fil çifti için herhalde harekete geçtim. Fil F5, fil F5. Ama tabii ki momentumu kaybettim ve daha hızlı olan taraf artık siyahlar. Piyonları daha hızlı gelmeye başladı. İlk B4 sürmüş olsaydı at A4'te buraya bloke edebilirdim. Böyle şeylere dikkat etmek lazım. Blokeye izin vermeden hücuma devam ediyor Ding. G4, B4. Burada at E2'den sonra şöyle bir varyant var. Ben at B1 kaçıyorum ama at E2'den sonra B3. Şimdi böyle alındığında tabii kale aşağı inecek. Çok tehlikeli görünüyor pozisyon. CB alırsak vezir B6 gelebilir. Şah kanadım dağılmış olduğu için oyunu kaybedebilirim. Çok hızlı geliyor siyahlar. A3'te oyunu tıkamaya çalışırsam da çok ilginç bir taktik varmış. Yine dilerseniz videoyu durdurup burada hesaplamaya çalışabilirsiniz. Fiyalır A3, BA3'e de vezir E7 gelip ver vezir A3, vezir A2 buradan mat edecek beni. Bir yandan da atıma saldırıyor. Herhalde böyle bir şeyden çekinmiş olacağım ki atı B1'e dönmüşüm. B3 sürdü. A3. Aldım. Siyahlar daha iyi pozisyonda ama tabii ki pozisyon yani belirsiz. Çünkü benim de bir hücumum var. Atı C3'e geri döneceğim. Belki şahı saklayıp buradan piyonlarımla ilerlemeye devam edebilirim. Bu şaha saldırıya devam edebilirim. C5 oynuyor. Bilgisayara göre daha doğru olan hamle G6'ymış. Bu fili tehdit edip daha sonra atı oyuna dahil edip ve devamında C5 sürmek daha doğru olurmuş. Çünkü buraya alınca fil alır C5. Aldığımda da alacak. Şimdi vezirle alırsam kaya C8 var tabii ki. Bu açmazdan oyunu kaybediyorum. At B3 gibi şeyler tehdit ediyor. Gerçekten pozisyon çok kötü duruyor. Yani siyahlar oyunu yavaş yavaş kazanacak gibi görünüyor. Burada rakibim birazcık acele edip daha hızlı C5 sürüyor ve DC5'ten sonra artık bilgisayar beyazlara avantaj vermeye başlıyor. Çünkü hücumda yeterince taşıyor. At C3, şah B1 gibi hamlelerle kendimi savunmaya alabilirmişim ve zayıflıklar oluşmaya başladı. Kale A5, tabii ki kale C5 ile saldıracak. Burada fil E3 hamlesi kötü bir hamle. At C5 oynamam, at C3 oynamam gerekiyor. Kale C5 aldığımda da şahı da B1'e gidebilirim. Böyle kale E1'de gelebilirmişim.
D4'ten sonra işte vezir A4 de olur diyor. Bilgisayar şah B1 de olur diyor. Bu açmazdan faydalanıyorum. Ve vezir alır A4 yapmak istiyorum. Yani burada onun oluşturduğu açmazdansa benimkisi daha etkili olduğu için beyazlar kazanç pozisyona geçiyorum. Şu an file 3 ile bu piyonu herhalde korumaya çalıştım. G6. Burada da örneğin G5 gibi bir hamleyi kaçırmışım. O aldığında ben de alacağım ve G2'ye açılıyor. Rakip için de artık pozisyon son derece tehlikeli. Hatta beyazlar biraz daha iyi pozisyonda kalırmış. Hatta siyahın konumu çok çok riskli de diyebilirim. Ben fil D3 oynamışım. Biraz daha hani yaşıma da dikkat edecek olursak 10 yaşında bir sporcu hani bir tehdit olduğunda ilk etapta onu kaçmayı düşünebilir. Bu da gayet normal bir yaklaşım diye düşünüyorum. Çünkü çocukken rakip bir taşınızı istediğinde siz de onun bir taşına saldırın mantığı pek fazla yoktu. Çünkü hesap hatası yaparsanız materyal kaybedersiniz diye. Daha güvenli oynamaya çalışır hani çocuklar. Ben de herhalde o şekilde oynuyordum o yıllarda. At E6 C5'e baskıyı arttırıyor. At C3 çıkmışım. Burada herhalde D4 oynamış olsa burada bir açmaz olduğu için pozisyon yine benim için daha avantajlı olabilirmiş. Yani bu taşlara dokunamıyor. Ve ben kalesine saldırıyorum. Burası açıldı. O sebepten D4 oynamak yerine fil alır C5 yapmış. Ve siyahlar aşağı yukarı kazanç pozisyonda ama yine mücadele etmeye devam ediyorum. Fil alır C5, kale C5, vezir A4, D4 oynadığımızda fil C2 buradaki açmazdan çıktık. Rakibi açmaza aldık ama tabii ki baskı devam ediyor. Vezir C8 ile piyon önde olmama rağmen şahım çok açıldığı için pozisyon çok tehlikeli, hatta kayıp bile olabilir. Burada atı kaçmak yerine kalite fedasını tercih etmişim ki en iyi devam yolu da buymuş aslında. Kale alır D4. Burada dingdiren bir kazanç kaçırıyor. Dilerseniz bunu yine siyahlarla bulmaya çalışabilirsiniz. Videoyu durdurarak. Doğru devam yolu kale alır C3 olacaktı. At alır D4 yerine. Kale C3 almış olsa Bey C3, Vezir C3'ten sonra ver bu kaleyi. İşte Vezir A1'ler, Kale C8, Kale B8'ler gelecek. Bu at C5'ten B3'e zıplayabilir. Ve kazanç pozisyona geçiyormuş siyahlar. Fakat Ding burada at alır D4 yapmış. Vezir D4'ten sonra birazcık yani pozisyonu toparlamış oldum. En azından burası korunaklı ve şahım biraz daha güvenli bir duruma geldi. Kale E6 bu hamleme hani şu an bakınca anlam veremiyorum ama belki fil F5 istiyor olabilirim. Aldığında alıp şah çekiyorum ve kalesine düşürüyorum. Bu tarz mini tuzaklar o yaşlarda kuruyordum tabii ki. Belki H5 hamlesini oynasam daha iyi pozisyonda kalabilirmişim. Hatta beyazlar üstünmüş burada. Kale G1. Yani o taktiği yemediği sürece kalenin burada pek bir işi kalmadı. Kale D1. At D5. At alır D5. Bunu belki yapmamam lazım. Yine böyle şeyler oynamam gerekiyor ama yani hamlelerin kalitesinden de anlarsınız ki biraz yani o dönem o kadar da üst düzey satranç oynamak kolay değilmiş 10 yaşındaki bir sporcu için. Ama bu burada alamıyor bu boşta. Belki H6 ile şahı hedef alabilirim. Vezir D8, Vezir G7 gibi tehditler gelebilir. H5 yerine at alır D5 yapmışım ve şu finale girmeye izin vermişim. Kale alır B2, Vezir B2 ve kale at piyona karşı vezir var. Doğru oynanırsa bu konum siyahlara kazançmış ama pratikte çok da kolay değil. Bu piyonu ilerlersem eğer çok tehlikeli hale gelebilir. Vezir B8 atla kapatıyorum. Buradaki tabii piyonlarım zayıf olduğu için burada bir tane piyon kaybediyorum ama A piyonu ilerlemeye başlıyor. Bu pozisyon bence son derece belirsiz. Her ne kadar siyahlara avantaj verse de bilgisayar çok çok büyük bir avantaj vermiyor ve A piyonu kolayca ilerleyebiliyor. Dilerseniz oyuna bakalım. Vezir F2, ver F3'ü. Kale D3, H5. Yani buradaki tüm piyonlarımı veremem tabii ki. GH5, GH5 ve A5. Burada bir artık iki tarafta piyonlarını sürerek bir yarış haline geliyor pozisyon. H4, H3, H2'ye herhalde izin veremem. Çünkü onun veziri burayı tutuyor ama ben bu piyonu kontrol edemeyeceğim için bir tane piyon fedası yapıyorum ki kale H3'ü kontrol etsin. Şah G7 oynamış.
A6, vezir B6, F5. Bu piyonu neden sürdüğüm hakkında çok bir fikrim yok ama iyi hamlelerden bir tanesiymiş. Şah A4, F5 bunlar olabilir. Şah H6, Şah C4, vezir F2, kaleye A3'e geliyorum. H'ye daha 8 istiyorum. Vezir F4. Şah B5, vezir alır F5, şah B6. Aslında şahım çok iyi konuma geldi. Piyon vezir olmak üzere. Atım gayet iyi pozisyonda ve herhangi bir şekilde şah deyip bir taşımı düşüremiyor. Bu da çok kritik. Ve artık bilgisayara göre pozisyon eşitlendi. Siyahlar artık kazanç konumunda değil. Vezir F6, şah B5. Vezir E5, şah B6. Bu galiba biraz hatalı hamleymiş. Böyle oynamam gerekiyormuş ama tamam, bu da o kadar kötü olmasa gerek. Vezir B8. Önce doğru hamleyi buluyor ama daha sonraki doğru varyant buymuş. Fakat yine burada pozisyonu ilerletmek kolay değil. Çünkü bunu süremiyorsunuz. Kale kontrol ediyor. Vezir ayrılamıyorsun. A piyonu ilerleyecek. Şahla belki bu şekilde üzerime gelmeye çalışsa da atla saldırıp yine bunu sürme tehditlerim oluşabilir. Bu sebepten çok net değil yani. Siyahların nasıl kazanacağı. Örneğin böyle varyantlar veriyor ama gerçekten hesaplaması bunları herhalde çok zor. Hatta şöyle bir şey olabilirmiş bakın. Ben vezir çıkıyorum. Daha sonra siyahlar vezir çıkıyor. Vezir kale ata, iki vezir piyon ve ben şah çektim. Şimdi o bile kaybedebilir oyunu, değil mi? Şah nereye gidecek? Vezir devreye girince mat olabilir. Böyle belirsiz bir şey oynayabilirmişiz. Bu da kayıp olmaması lazım bu arada kesinlikle beyazlara. Oyuna dönecek olursam şah B5. Nerede kalmıştık? Pardon. Vezir B8, şah C5, vezir ayrı, şah B5. Bir daha şahlıyor Ding. Burada kazancı bulamadığı belli. Vezir B2, kale A4. Tabii ki her şeyi kontrol altına alıyorum. Basarsa tutabilirim. Şah, şah B5. Tabii ki o sürdüğünde ben de ilk ben çıktığım için daha avantajlı durumdayım. H3 oynuyor. Sonunda A7'yi sürdüm. Veziri kaçtı ve at C6 ile burayı da bağladım. Vezirin de çaprazını kestim. Aynı zamanda kale H4 gibi şeyler de istiyorum. Ve bu pozisyonda hani beyazın kaybedecek aslında hiç de bir şey yokmuş. Maalesef şah B6 F5 bu pozisyonda çok kötü bir hamle yapıyorum ve son derece kritik bir oyunda yani 10. tur 9'da 7 ile girdiğimi söylemiştim. Son iki tura. Derece şansım çok çok yüksekti. Belki buradaki doğru hamleleri bulsam Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'te bitirebilirdim turnuvayı. Ama burada çok kötü bir hata yapıyorum ve kale D4 oynuyorum. Amacım kale D8 gelip veziri söküp A8'e vezir çıkmak. Fakat H2'yi unutuyorum. Çünkü burada kale D8'e vezir vurup aldığında vezir çıkıp bu çaprazdan kontrol edebiliyor her şeyi. Ve oyunu artık kazanamıyorum. Halbuki kale A2 gibi bir şey oynasam birçok hamleye eşitlik veriyor bilgisayar. Daha sonra kale D2, kale D8 yapsam piyonu H2'ye sürdürmeden oyun beraberlikle sonuçlanacakmış. Örneğin böyle bir varyant mesela. Yani haşı süremedi. Kale D8 gittik. Değiştik. İki tarafta vezir çıktı ve burada artık bu piyonun tabi buraya gelmesine izin vermeden şahlamaya başlayacağım. Vezir devreye girecek. Şah örneğin buralara gidemiyor. Vezir F8 var. Vezir ata, ya bu piyon da olmasa vezir ata vezir beraberlikle sonuçlanıyor. Genelde çok özel bir durum yoksa. Bu şekilde oyun bitebilirdi. Gerçekten çok kaba bir hata yapmışım 60. hamlede ve dindiren H2 oynadı. Burayı kontrol ettim ve bu kaybettiğim tempo yüzünden oyunda kayıp oldu. Bir daha kaleye de inemiyorum. Değişik H1 var. Elim kolum bağlı kalmış ve o geçerlerini sürerek oyunu kazanmayı başarıyor. Buradaki kale B8'e vezir A7 oynayıp sonra bunu çıkıp daha sonra bunu da çıkabilir. Evet, 2001 yılında veziri boşa koyan Dindiren 2002 yılında çok kritik maçta galibiyet almayı başardı bana karşı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yine 1000 beğeniye ulaştırarak bu videoyu destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.